Ülke Nepal. Adam İffet. Nepal'den İffet soruyor. Buyurun. Nepal. Evet. Şimdi biz memlekete gideceğiz. Ee, burada sahur yapacağız. Memlekete gittikten sonra buradaki zamanda mı iftar yapacağız yoksa... Nepal'e göre mi? Nepal'e göre. Kaç saat sürecek uçak yolculuğu? 12 saat. 12, 12 saat. 12 saat sürecek. 12 saat. Ne kadar güzel. Hanım kızımız bulunduğunuz yere göre iftar açacaksınız. E diyelim Nepal'e yaklaştınız. Uçaktayken güneş battı. Orada iftar açacaksınız. Yani bazen bu çok uzun saatler alabilir. Eğer öyle olursa oruca niyetlenmeyebiliriz. Seferiysiniz. Seferi olduğunuza göre e oruç tutmama yetkiniz var ama genç insanlarsınız. Ben sizin yerinizde olsam sahuru burada yerim ve oruca niyetlenirim. Rabbim de kolaylık verir inşallah. Yani e, memlekete ulaşırsanız orta iftar edersiniz. Yok uçaktayken güneş batmış olursa o bulunduğunuz yere göre iftar edersiniz. Uçakta da sanırım bu ilan edilebilir. Yani. Sağ olun Ne zaman gidiyorsun memlekete? 1 Haziran. 1 Haziran. Bir Haziran'da gidiyorsun. Şimdiden Aman. hayırlı yolculuklar. Ailene Sağ selamlar. Olun. Tamam? Sağ Peki soru sormak isteyen başka? Hemen arkaya öne uzatalım. Evet. Öne uzatalım. Ülke? Benim ülkem Kazakistan. 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 Isim. Evet, İsim de Nur Nurfatma. Nur Fatma. Evet. Buyur. Benim sormak istediğim bazı Avrupa ülkelerinde gün uzunluğu 22 saat. ...bunlar başka normal ülkelerle... ...aynı sahur mu yapacaklar? Bir de saatleri aynı mıdır? Aynı bizimle miktarda oruç sürecek. Nur Fatma, Nur Fatma... ...yani o saatler değişik olabilir. Yani filan ülkede... ...13-20 saat iken... ...bir başka ülkede... ...15 saat olmuş olabilir. Güneşin... ...yani imsak ile... ...iftar esaslı bulunduğumuz yerde... Mesela biz şimdi İstanbul'da bulunuyoruz. İstanbul'da iftarla imsak şöyle ama gidelim Van'da biraz daha değişiktir. Edirne'ye gidelim biraz daha değişiktir. Saat farkı olur. Onun gibi ülkeler arasında da güneşin doğuş ve batışı esastır. Evet. Sorun buydu değil mi senin tam olarak tabii, cevabı? Evet. Tabii. Peki devam edelim. Arkalara uzatalım. Yine isim ve ülke alalım. İsim ve ülke alalım. Ben Kazakistanlıyım. Benim soracağı soru soracaktım. Benim bir yakınım var. Kendisi hasta. Ve bir de Ramazan'da sıcak günlere oruç tutuyor. Yani nefes alamıyor ama kendisini zorla tutuyor. Bunun için yani sebebi çok olacak veya kendisine zarar mı veriyor böyle? Yani hasta olan kişilere dinimiz izin veriyor. Yani oruç tutmayabilir iyi olduktan sonra gününe gün diyelim ki 15 gün tutmadı. 15 günü o zaman tutmak üzere Ramazan'da hasta kişilerin oruç tutmamasına dinimiz izin veriyor. Evet. Hocam benim iki tane sorum olacak. Buyurun. Birincisi hocam Ramazan ayında şey lokantalar falan öyle şeyler çalıştırmak caiz midir? Ne yani oluyor mu öyle? Ee, hanım kızım tabi bakın toplumlarda seferi insanlar olabilir, hasta insanlar olabilir. Yani oruç tutmayan insanlar olabilir. E ee, onlara da biz biz aç duruyoruz, siz de aç durun demek doğru olmaz. Ama şu var ki bakın oruç tutan insanlara saygı göstermek lazım. Yani bunlar oruç tutarken ben hastayım, e o halde su içebilir. Ya iç içmeye de git tenhayır de iç kardeşim. Saygı göster bu insana ya. Yani bu Allah'ın emrine saygı gösteriyor. Oruç tutuyor. E ben tutmuyorum. E tutmuyorsan git tenhayır de iç yani. Tutup da burada milletin göz önünde içme. Ama Efendimiz ne buyuruyor bakın. Yani oruçlunun yanında yenilirken, içilirken melekler oruçluya rahmet okurlar hanım kızlarımız. Siz oruç tuttuğunuz halde birileri de tutmayabilir. ve onlara lanetler yağdırmaya gerek yok. Size Rabbim demek ki melekler hep rahmet okuyorlar. Evet. Var mı başka sorusu olan? O kızımız bir, bir daha olur. var. Evet. Evet. Söyle yavrum. Şey, e, üzerinde kaza orucu varken kaza orucunu bitirmeden nafile oruç tutabiliyor muyuz? E, kaza oruçlara öncelik vermek lazım. Ama hakkında teşvik olan diyelim ki şevval geldi. Hem kaza borcu var, hem de şevval orucuna da efendimizin teşviki var. Öyleyse şevvali tutayım onu nafile olarak. Kaza borcumu da sonra tutarım diyebilir. Müzik